Teknokulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosunda daha birlikteyiz. Akıllı telefonlar arasındaki rekabet son hızıyla sürüyor. Her sene olduğu gibi bu yılda birçok amiral gemisi modelle karşılaştık ve karşılaşmaya devam ediyoruz. Firmalar üst seviye telefonlar için daha gelişmiş kamera, daha performanslı işlemci, daha kullanışlı arayüz ve rahat bir tasarım gibi etkenler üzerine yoğunlaşırken LG'den biraz daha farklı bir hamle geldi. Tabii ki LG de her özelliğiyle üst seviye performans sunmayı amaçlıyor. Ama yeni amiral gemisi olan G4 özellikle tasarımıyla diğer amiral gemilerinden ayrılmayı başarıyor. Bu da LG'nin yeni amiral gemisini tanıtırken üzerinde en çok durduğu ve en çok önem verdiği başlıca özelliklerdendi. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene kavisli tasarıma sahip birçok telefon hazırlandı. Hatta bir süre önce LG'den G Flex 2 hamlesi de gelmişti. Peki ama G4'te nasıl bir politika izlenir diye merak ediyorduk ki G4'te hafif kavisli ve arka tarafı deri kaplı bir tasarımla karşımıza çıktı. G4'ün en güçlü taraflarından bir tanesini farklı tasarımı oluşturuyor diyebiliriz. Tabii ki bu her üründe olduğu gibi teknoloji severlerin beğenisine kalmış bir durum. Ama G4'teki önemli çalışmalar da görmezden gelinemez doğrusu. Firma G4'te ortaya doğru hafif kavisli ve yere düştüğünde de hafif esneyebilen bir tasarım kullanmış. Böylelikle telefonu yüzüstü düşürseniz dahi darbeler dışarıya doğru çıkıntılı ekran köşelerinden emiliyor ve ekranın orta kısmı yani en hassas noktasının ağır bir darbe almasının önüne geçiliyor. Tabii hafif kavisli olması telefonda bir şeyler izlediğinizde ekranın göz şeklinize göre daha net bir görüntü sunmasını ve yansımaları azaltmasını da sağlıyor. Ayrıca avucunuzda rahat bir tutuş ve telefonu yüzünüze götürdüğünüzde de yine yüz şeklinize göre konforlu bir kullanım hissiyatı uyandırıyor. Ve evet, arka cep ya da ön cepte taşınmasında da bir sıkıntı bulunmuyor. G4'ün tasarımında bir diğer dikkat çekici unsur ise çıkarılabilir arka kapakta kullanılan gerçekleri kaplama. LG, G4'te hem bir doğallık hem de farklı bir şıklık, farklı bir görünüm elde edebilmek için bu yönteme başvurmuş. Gerçek deri kullanıldığı için de acaba yıpranır mı, kopar mı diye dert etmenize pek de gerek yok. Firma deri kapak tasarımında birçok farklı renk seçeneği sunduğu gibi porselen görünümlü plastik kapak seçeneklerini de teknoloji severlerinin beğenisine sunmuş. LG'nin G4'te üzerinde durduğu noktalardan bazıları da arka kapağın açılması, pilin çıkarılabiliyor olması ve microSD kart desteğinin sunuluyor olması. Tamam, bu tip özellikler yeni değil. Ama milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor ve artık yeni çıkan bazı telefon modellerinde bu özelliklerin yer almadığını görüyoruz. İşte LG de eski olmasına rağmen kullanışlı olan bu özellikleri G4'te kullanıcılara sunmak istemiş. Telefonda 3000 mAh değerde çıkarılabilir pil yer alıyor ve 32 GB'lık dahili hafızayı microSD kart ile artırabiliyorsunuz. LG telefonun ön ve yan taraflarında yine herhangi bir fiziksel tuşa yer vermiyor. Sihirli tuşlar olarak adlandırdığı fiziksel tuş takımı yine telefonun arkasında kamera bölgesinde yer alıyor. Güç tuşu, ses açma ve kapama tuşları yeni tasarımlarıyla bizleri karşılıyor. Eğer daha önce güncel bir LG modeli kullandıysanız bu tuşlara alışmanız uzun sürmeyecektir. Ama eğer kullanmadıysanız öteki telefonlardaki alışkanlıklarınız gereği önde veya yanlarda tuşlar aramanız normal. Ancak bu da uzun sürmeyecektir çünkü G4'ün rahat bir kullanımı var. LG G3'te 5.5 inçlik bir IPS LCD ekran kullanmıştı. G4'te de 5.5 inçlik bir IPS ekran bulunuyor. Böyle baktığımızda da arada pek de bir fark yok gibi duruyor belki ama birçok geliştirmenin olduğunu söylemeliyiz. 1440x2560 çözünürlük sunan ekran 538 ppi değerinde ve LG bu ekranı IPS Quantum olarak adlandırıyor. Yani diğer ekran tiplerine kıyasla daha fazla ışık sunabiliyor, daha net ve daha gerçekçi renkler sunabiliyor. Yaptığımız karşılaştırmalarda da LG G4'ün gerçekten hoş bir ekranın olduğunu, yüksek çözünürlüklü videolarda ve 3 boyutlu oyunlarda çok iyi performans gösterdiğini gördük. Dış mekanda güneş altındaki kullanımda da belirginlik oranı iyi düzeydeydi. Ekranın dokunmatik performansı da gayet başarılı. Kullandığım süreçte hemen hemen hiçbir sorunla karşılaşmadım. Yeni Snapdragon 810'u tercih etmeyen üreticilerden biri de LG oldu. LG yeni amiral gemisi modelinde yine Qualcomm'la hareket etti ama Snapdragon 810 yerine Snapdragon 808 chipseti ile boy gösterdi. Özellikle 3 boyutlu uygulamalar, video gösterimleri ve kamera performansı konusunda iyi işler çıkardığı bildirilen 808 yaptığımız testlerde de bizi oldukça memnun etti diyebiliriz.
Telefonda Dead Trigger 2 ve Asphalt 8 gibi güzel grafiklere sahip oyunları test ettik ve bu oyunlardan oldukça iyi performans aldık. Tabii ki uzun süreli oynanışlarda diğer birçok telefonda olduğu gibi ısınmalar yaşanıyor, ancak bu ısınmaları fark etmenize rağmen pek de sizi rahatsız etmiyorlar. Telefonda 2 çekirdekli 1.82 GHz Cortex-A57 ve 4 çekirdekli 1.44 GHz Cortex-A53 işlemcisi, Adreno 418 GPU'su ve 3 GB RAM yer alıyor. Görüldüğü üzere LG bu telefon için farklı bir konfigürasyon çalışmasına girişmiş. G4, Antutu testimizde 50.000'in üzerine çıkmayı başardı. Geekbench 3 testimizde de tek çekirdekte 1110, çift çekirdekte de 3543 puan alarak performanslı bir telefon olduğunu yineledi. Telefon Android 5.1 Lollipop işletim sistemi sürümüyle geliyor. LG bu telefonunda da kendi hazırladığı arayüzünün son halini kullanmış. Kullanışlı ve performanslı bir arayüzle karşı karşıyayız. Kafa karıştıracak bir detaya sahip değil, kısa yollar, bildirim menüsü, ayarlar ve diğer detayları kurcalarken zorlanmıyorsunuz. Ayarları kurcalarken ekranın alt kısmında yer verilen Android kısa yol tuşlarının dizinlerini değiştirebildiğinizi ve bazı eklemeler yapabildiğinizi de görebiliyorsunuz. Mesela tek elle kullanırken ekranın üst tarafına erişmek için hamle yapmaktansa kısa yol tuşu sayesinde bildirimler ekranına ulaşabilirsiniz. Böylelikle alt kısımda 3 değil 4 tane tuşu birden kullanmış oluyorsunuz. Gelelim kameralara. Kamera yazılımını açtığımızda üst tarafta 3 farklı seçeneği kullanabileceğimizi görüyoruz. Bunlar basit, otomatik ve manuel modlar. Basit modda hiçbir ayarla uğraşmadan hızlıca fotoğraf çekebiliyorsunuz. Otomatikte telefonun sunduğu seçenekleri kullanıyor. Manuelde ise netleme ve ışık ayarları da dahil birçok detayı kendiniz yapabiliyor. Böylece cihazın kamerasını biraz daha profesyonel hale getirebiliyorsunuz. Telefonda 16 megapiksel değerde lazer ana kamera yer alıyor. Bu kamerada dikkat çekici birkaç faktör var. Bunlardan ilki arkada yer alan renk spektrum sensörü. Diğer faktör ise kameranın f1.8 açıklık oranıyla geliyor olması. Böylelikle düşük ışıkta dahi fotoğraflarınıza derinlik katarak olabildiğince hızlı, net ve ışık düzeyi yeterli çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Renklerde hemen hemen hiç kaybolma yaşanmıyor. Optik görüntü sabitleyici özelliği de bulunan ana kamera HDR, panorama gibi seçeneklere de sahip. Yaptığımız testlerde 4K çekim özelliğinin de cihazı fazla ısıtmadığını, ağır çekim özelliği sayesinde de eğlenceli videoların ortaya çıktığını gördük. Ön kamera ise 8 megapiksel değerinde. Ön kamerada da HDR, zamanlamalı çekim, makyaj modu ve sesli çekim gibi birçok seçenek bulunuyor. Sonuç olarak hem ön hem de arka kameraların özellikle fotoğraf çekim kalitelerini beğendiğimi söyleyebilirim. Video tarafında da başarılı sonuçlar var. Kamerayı seri bir şekilde kullanarak birkaç saniyede birçok örnek elde edebiliyorsunuz ve örneğin fotoğraflarınızı RAW formatında, yani ham hallerini de elde edebiliyorsunuz. Böylece isterseniz çektiğiniz fotoğraflar üzerinde daha geniş çalışmalar yaparak düzenlemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonda çıkarılabilir 3000 mAh değerde pil bulunuyor. Pilin çıkarılabilir olması birçok kullanıcının hoşuna gidecektir. Tabii yüksek çözünürlüklü 5.5 inç değerde bir ekrana sahip olunca da pil değeri ve performansı ayrıca önem kazanıyor. Güç tasarruf modunda yer aldığı telefon tam şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza imkan sunuyor. Son sözlere gelecek olursak LG G4 performanslı bir ürün. Gerek ekranı gerekse de kameralarıyla kullanıcıları memnun edebilecek bir düzeyde. Ve tabii ki farklı da bir ürün. Bu farklılıkta kavisli tasarım ve deri malzemeli arka kapağın etkisi de büyük. Bu farklı görünmekten hoşlanan kullanıcıların hoşuna gidecektir tabii, ama rakiplerine kıyasla nasıl bir ilgi görür bunu da ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. LG'nin yepyeni bir cihaz oluşturmaya yönelik cesur bir adım attığını söyleyebiliriz ve ortaya güzel bir telefonla çıktığını da belirtelim. LG G4 ülkemizde 2199 lira fiyat etiketiyle teknoloji severlere sunuluyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.